Damme, damme metli, damme tenvinli harf talimini yaptık. Şimdi o harf talimini tilavete taşıyabilecek miyiz? Ne ölçüde taşıyabileceğiz? Onun uygulamasını yapacağız. Sizler de fark etmişsinizdir. Harf talimini yaparken biraz daha yavaş bir seyir ile harfler, mahreç ve sıfatları yerine otursun diye biraz daha köşeli okunur. Ama bunu tilavete olduğu gibi taşırsak lütufla okuma imkanımız olmaz. Halbuki tilavetin lütuf ile taassüf ve tekellüften, yapmacıklıktan, zorlamadan uzak bir okuyuş ile olması gerekiyor. Dolayısıyla talim usulünü ve üslubunu tilavete motomot taşımamak gerekiyor. Talimin amacı harflerin mahreç ve sıfatlarını iyice yerleştirmektir. Onu orada yerleştirdikten sonra artık tilavetimizi daha bir harfleri tabiri caizse okşayaraktan lütuf ile yapmamız gerekiyor. Fetubu ila bari'ikum feqtulu enfusekum. Bu ayeti kerimeyi okurken kaç tane dammeli ve dammemetli harfimiz var? İnceleri kendi arasında, kalınları da kendi arasında damme sesinde mutabakatını sağlamamız gerekiyor. Met yaparken gunne katıştırmamaya dikkat ediyoruz. Ve met mutabakatlarına da dikkat ediyoruz. Vavları da ince harflerin dambeli seslendirilmesiyle mutabık olmasına da dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. Fetubu ila bari'ikum feqtulu enfusekum. يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Yine bu ayeti kerimeyi seslendirirken damme sesinin mutabakatlarına dikkat ediyoruz. Met mutabakatlarına dikkat ediyoruz. Özellikle orada metli, damme metli olan ayın harfini kalınlaştırmama. Yed'uhu değil, yed'uhu, yed'uhu kadu yekunu. Bakın peş peşe damme seslerinin birbirine mutabakatına dikkat ederek okuyorum. Sizler de böyle okumaya gayret edin. Bir daha okuyorum. يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا. Bu ayeti kerime durak yerine vakfeder hale gelene kadar uzun yarısında uygun bir yerde vakfettim. Sonra uygun bir yerden iptidada bulundum ve durağa kadar geldim. Burada yine aynı şekilde ince harfler kendi arasında, kalın harfler de kendi arasında damme seslerinde mutabık olacak. Bir de met ölçülerinde mutabakatı olacak. Bunlara riayet ederek bir daha okuyoruz. يا
eyyühellezîne âmenû lâ tekûlû râ'inâ. لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي Bu ayet-i kerimeyi telaffuz ederken, tilavet ederken diyelim, telaffuz kelimeler için geçerli. Kur'an için ya kıraat diyeceğiz veyahut daha mahsus bir ifadeyle tilavet ifadesini kullanmak daha uygun. Tilavet ederken yine aynı şekilde damme mutabakatlarına dikkat ediyoruz. İncelik ve kalınlıklara dikkat ediyoruz. Kalınlar kendi arasında birbiriyle mutabık, inceler de kendi arasında ses tonu itibariyle, damme tonu itibariyle mutabık olması gerekiyor. Yine damme metnilerde bazı gunne sesi katıştırıldığı oluyor. Gunneden temiz bir tilavet ile okumaya gayret edelim. Gunne sesi bulaştırmayalım. Bir daha okuyorum. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Bu ayet-i kerimeyi tilavet ederken yine ince harfler kendi arasında damme sesinde mutabık olacak. Bir kısmı U'ya yakın, bir kısmı Ü'ye yakın veya Ü olmayacak. Ü, U arası bir sesi bütün ince harflere aynı tonda vermeye gayret edeceğiz. Mesela şu kısmı dikkatinize tekrar sunayım. وَتُسَبِّحُهُ بُحُهُ بُ Aynı ton. Ve tu, ve tu. Bunları da katarsak bu vav ile beraber dammeli ince harflerde aynı mutabık sesi yakalamamız gerekiyor. Ve tu sebbihuhu bük. Bakın hepsi farklı farklı tonlarda damme sesleri oldu. Bu bir yanlıştır, hatadır. Bundan uzak kalmanın yolu harf taliminden geçiyordu. Onu yeteri miktar talim ettikten sonra tilavete sağlıklı bir şekilde taşırsak bu hatalardan uzak sahih bir tilavete muvaffak oluruz. Bir daha okuyorum. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Ayet-i kerimede damme sesinin mutabakatları açısından verimli bir misaldir.
Lu 1, Ku 2, Nu 3, Hu 4, Ev derken buradaki vav 5, baştaki vavu da sayarsak 6. Tehte du derken sondaki bu dammeli du, bu da sonuncusu. Hepsi birden birbirine vavlar ile beraber bütün ince harfin damme tonları, ses tonları mutabık olması gerekiyor. İkincisi, met ölçüleri de yine aynı şekilde birer elifte mutabakat sağlaması gerekiyor. Bir daha okuyorum. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا الَّذِينَ هُمْ ayeti kerimeyi peş peşe durarak okudum. Şimdi birleştirerek okuyorum. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Bu iki ayeti okurken yine aynı hususlara dikkat. Yani bütün ince harflerdeki damme ses tonu birbiriyle mutabık olacak. Vav da bunlara mutabakat edecek. Şimdi göstereyim orayı. Yu derken ü, u arası bir damme sesini tercih etmiş olduk. Yura'une ve une ve Ûne ve yemne'ûne Hemzenin meddiyle aynın meddi aynı ses tonuyla olacak. Ûne 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 ve yemne'ûnel me'ûn Bakın ikinci ayın ne oldu? Kalına evrildi. Bu şekilde okuyuş yok. Önceki ayını baştaki ilk damme metli telaffuz ettiğimiz hemze ile mutabık telaffuz ettiğimiz gibi sonundaki ikinci ayını da onlara mutabık bir şekilde aynı damme tonuyla uzatmamız gerekiyor. İki ayın peş peşe gelmiş birini bir türlü okursak bu mutabakatsızlık hata olarak kendini gösterir, tilavetimiz illetli olur. Evet, sahih tilavet için gerekli harf talimini yeteri kadar yapıp, o talimde düzeltmiş olduğumuz sıhhati tilavete de taşıyaraktan tilavetimizi de sahih hale getirmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu ayet-i kerimenin başında يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ifadesini koymadık. Çünkü konulu çalıştığımız için orada
şeddeler var. O kısmı almadık. Aldığımız kısımda e-menüs derken orada sada kalın bağlantıyı yapmamız gerekiyor. Nunu sadın kalınlığından etkilendirip e-menüs diye kalınlaştırmamak gerekiyor. Ra konum itibariyle kalın, ru ve sabiru yine aynı şekilde ra konum itibariyle yine kalın ve rabitu da harfi, istila harfi yine kalın, ra da kalın konum itibariyle fetha konumunda kalın. Ve tequllaha leallekum kum u ku u kalın, ku ince. وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ. Bu nüans belli edilmesi gerekiyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا dersek bakın ne oldu? Ha'da ses kalınlaştı. Kalınlaşmayacak. O da ince bir harftir. Önceki dammeli ince harfleri hangi damme tonuyla seslendirdiysek ha'yı da o şekilde yapmamız gerekiyor. Kalına doğru ha'da ses evrilmemesi, yamulmaması gerekiyor. Bir daha okuyorum. Âmenus biru ve sabiru ve rabitu ve tequllaha leallekum tuflihun ve mineşşeyatini men yagusune lehu ve ya'maluna amelen dune zalik. Ve kunna lehum hafizin. Bu ayet-i kerimeyi telaffuz ederken yağusun ederken gayın ve sat harflerimiz zaten kırmızı renklendirmesinden de anlaşılıyor ki kalın harflerimizdir. U sesi vererek kalınlaştırıyoruz. Tamamen noktasız U sesi bu harflere veriliyor. Ve ya'melun ederken ve vav ya'melun ederken oradaki damme metli lam harfi ve dun ederken yine aynı şekilde. Bir de lehu derken öncesinde. Lehu derken oradaki damir de uzatılıyor. Yine ince bir harftir H harfi. Bu üçünün mutabakatı önemli. İnce harftir üçü de. Yağusune derken ki verdiğimiz U sesinden bir tık aşağıda inceltmek suretiyle tilavet etmeye çalışmamız gerekiyor. Ha derken oradaki ha harfinin ince olduğuna da dikkat ediyoruz. Za harfini kesralı okuyuşlarda incelmeye meyyaldir istila harfleri demiştik. İnceltmeden zel harfine benzetmeden okuyoruz. Bir daha şimdi tekraren okuyorum. Ve mineşşeyatini men yagusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik. Ve kunna lehum hafizin.